toparlıyorum. Kamera önüne gelmesin kolum diye şöyle yapıyorum. Bu şekilde. Arasına da şöyle peynirli maydanozlu harcım var. Ondan koyuyorum. Şu kenarını şöyle üzerine kapatıp, diğer ucunu da şöyle üzerine kapatıp yanlarını şöyle kapatıyorum ve tepsimi alıyorum. Bakın, çok güzel oldu. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Özlem Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir poğaça tarifimiz var. Çok vaktinizi almadan tarifimize geçelim. Yoğurma kabının içerisine sütüm ılık, suyum ılık. Yani oda ısısında şu an ikisi. Bir çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Malzemeleri her zaman mutlaka açıklama listesine yazıyorum. Bir pakette kurumayan var. Bir yemek kaşığı şekerim. Bir tatlı kaşığı da tuzum var. Şimdi bunları şöyle elimle bir karıştıracağım. Ve üzerine unumu ilave edip yoğurma işlemine geçeceğim. Şekliyle falan çok güzel olacak. Sanki benim için önce göze hitap etmesi gibi düşünüyorum. O yüzden şekli falan böyle değişik güzel bir poğaça olacak. Ununu şu an ilave ettim. Burada 5,5 su bardağı unum var. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Ne kadar kullandığımı yine videonun sonunda söyleyeceğim size. Şimdi hamurumu toparladım. Bakın şöyle güzel, hafif böyle ele yapışan, çok şöyle az bir şey bir ele yapışan bir hamur oldu. Tezgahımın üzerine alıp biraz da orada içe doğru katlıyorum şöyle. Yapışma olursa çok az bir şey tezgahınıza un serpebilirsiniz. Şu an benimkinde yapışma olmadı. Bakın şöyle iyice güzel güzel özleşmesini sağlıyorum. Şimdi hamurumu hiç dinlendirmeden hemen şöyle 10 eşit parçaya hamurumu böleceğim. Şöyle pezeler alıyorum. Şu bir tık bir tık oldu şöyle yapıp. Ben hamurlarımı açma işlemine geçtim. Pezeledikten sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Üzerine mutlaka bir poşetle kapatalım. Ben dinlendirmediğim halde bile hamurlarım şu an çok güzel bir şekilde açılıyor. Buraya da bir su bardağı un, 3 yemek kaşığı da nişasta koydum. Bunu karıştırıp bununla birlikte açıyorum. Hamur çok güzel olmuş. Dediğim gibi daha dinlenmediği halde bile dokunduğum dakikada hemen açılıyor. Şu an kamera çok yakınımda olduğu için açamıyorum. Hamurum açıp sonrasında devam edelim. Hamurumu açtım. Şimdi yağlama işlemine geçiyorum. 100 gram margarin ya da tereyağı kullanabilirsiniz. Ben margarin kullandım. Onu erittim. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Şöyle göz kararı 2,5 kaşık olacak şekilde döküyorum ve fırçamla her yerine gelecek şekilde yağımı sürüyorum şimdi. Her yerine gelmesine dikkat edelim ki hamurumuz kuru olmasın. Şimdi hamurumu şöyle dörde kesiyorum. Şimdi şu şekilde hamurumu büzerek toparlıyorum. Kamera önüne gelmesin kolum diye şöyle yapıyorum.
Bu şekilde. Arasına da şöyle peynirli maydanozlu harcım var. Ondan koyuyorum. Şu kenarını şöyle üzerine kapatıp diğer ucunu da şöyle üzerine kapatıp yanlarını şöyle kapatıyorum ve tepsimi alıyorum. Bakın çok güzel oldu. Şimdi şöyle diğerinde yine aynı şekilde büzerek ortada topluyorum. Uç kısımları falan da yine aynı şekilde oluyor. Hiç ziyan falan olmuyor. Çok da güzel. Şöyle kapatıp yine aynı tepsimi alıyorum. Yapmış olduğum hamurlarımın hepsini bu şekilde yapacağım. Bir tanesini biraz büyük kesip diğerleri biraz ufak olmuş. Onlara dikkat ederseniz daha güzel olacak. Şunlar biraz küçük oldu. Bir tanesi de çok büyük oldu. Ben bir an dikkat edemedim. Böyle hepsini tepsime dizdim. 1,5 tane de hamurum kaldı yani açılmış olarak. Onu da bir başka tepsiye koydum. Şöyle üzerine kapatıyorum. Bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası vereceğim. Sonra yumurtasını sürüp fırına vereceğim. Şimdi şöyle tepsi mayası vermiş olduğum poğaçalarıma yumurta sarımı sürüyorum. Yumurta sarımın üzerine birazcık sıvı yağ akıttım. Hem biraz böyle açmak için hem de parlak olsun diye. Şöyle üzerine de ben haşhaş tercih ettim. İstediğinizde ekleyebilirsiniz. Şimdi fırına gönderiyorum. Poğaçalarımız fırından çıktılar. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Şöyle bir de iç dokusunu göstereceğim. Alt üst ayar 220 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Şöyle bakın dışları hafif çıtır. İçi de yumuşak böyle değişik güzel bir poğaçamız oldu. Şöyle bir kez daha gösterip bakın dış kısımları birazcık çıtır oldu. Onu kaldıramadım. Şuna tekrardan şöyle kaldıracağım. Şöyle bir lokma da şimdi tadına bakacağım. Tuz oranı falan gayet güzel ama böyle bir tık böyle hamur eğer yağlı olmasını istiyorsanız bir tık daha yağınızı arttırabilirsiniz. Şu anlık güzel. Dediğim gibi sadece bir tık böyle kuruluk var. Biraz daha yağını fazla kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu sevdiklerinize paylaşırsanız bizi çok mutlu edersiniz. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.